ya eyyuhel muddessir, ey örtüsüne bürünen, kum fe enzir, kalk ve uyar. Neyle uyar? İbn Hacer şöyle tefsir etmiş çok güzel, sana iman etmeyeni azapla uyar. Sana iman etmeyeni azapla uyar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bugün nasıl bir peygamber? Yani ben geçen bir kitap gördüm, ismi çok hoşuma gitti. Doğan ama yaşamayan peygamber. Yani mevlütünü kutluyorlar ama hiçbir şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti toplumda yok. Doğru mu? Yani kitabın ismi çok hoşuma gitti. Allah mübarek. Ondan sonra diyor ki وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Sadece Rabbini yücelt. Biz de sadece Rabbimizi yücelteceğiz. Sadece Rabbimizi yücelteceğiz. Yapacağımız işleri gerçekten Allah rızası için yapmaya mecburuz. Tamam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dünyada gezmiş en güzel insan, en hayırlı insan görevi kalkıp uyarmazsak ve bu da sadece Allah'ı yüceltmekse bizim davetimizin ana mesajı bu olması lazım. Bizi yaptığımızı Allah rızası için yapıyoruz. Sadece Allah rızası için. Bu her şeyden önemli. Gerçekten bunu aklımıza böyle şey yapmamız lazım. وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ. Elbiseni temiz tut. Buradaki elbise iki şekilde anlaşılmış. Gerçekten elbiseni temiz tut. Müslüman temiz olması lazım. Allah Azze ve Celle tayyiptir, temizdir, temiz olanı sever. İkinci, bunu buradaki thiyab diyorlar ki mecazdır. Elbise mecazdır, nefis için. Nefsini temiz tut. Küfür, şirk, bidat, bütün hurafelerden nefsini temiz tut. Ondan sonra Rabbimiz diyor ki فَرُّجْزَ فَحْجُرْ. Pislikleri terk et. Putları, müşrikleri, Allah düşmanlarını terk et. Bakın tevhid sadece ben tevhid oldum demekle olmuyor. Onun bütün gereklerini de yerine getirmek lazım. Ve Allah Azze ve Celle burada açık bir şekilde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki putları terk et. Sen de bugün kavminin putlarını terk edeceksin Müslüman. Bu kadar basit. Kavminin putlarını terk edeceksin. Bu demek değil daveti terk edeceğiz. Ama abi tevhid olduktan sonra önceki hayatımızla hiçbir değişiklik yoksa hani problem olduğunu ifade edebilir. Allahu Alem.